Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 renkten oluşan çok cici bir yelek çalışması yapacağız. 1 ile 2 yaş arasındaki çocuklarımız giyebilirler. Şöyle görelim. Yeleğimizi zikzak modeli çalıştığımız yeleğimiz çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve bizlerle birlikte bu çalışmamızı yaparsınız. Şöyle bakalım yeleğimizi tanıyalım. Yaka kısmından çalışmaya başlıyoruz. Yaka kısmında ilk önce kutucuklarımızı ördükten sonra artışlarımızı yaparak etek kısmına doğru uzatıyoruz. Önce kolumuzun olduğu roba kısmını tamamlıyoruz. Kolumuzu ayırdıktan sonra gövde kısmına geçiyoruz. Buradaki artışlarımız istediğimiz kadar yapabiliriz. Dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Yani genişliği e, Tamamen artışlarla sağlıyoruz. O yüzden dilediğiniz kadar artarsanız o kadar geniş olur. Ama e, her şey dozunda güzeldir. O yüzden çok fazla abartmadan e, etek yani elbise görüntüsü olmadan yeleğimizi tamamlamamız gerekmekte. Şöyle bakarsanız yukarıdan kutucuklarımızın içerisine yavaş yavaş artışlarımızı yaparak bir genişlik verdik. Daha sonra kolumuzu kapadıktan sonra yine artışlarımıza devam ettik. Şu kısımlardan yeleğimizi istediğimiz genişlik oluşuncaya kadar arttık ve bu şekilde tamamladık ve gayet hoş güzel bir yelek çalışması oldu Umarım sizler de beğenirsiniz Sizler de bizlerle birlikte örersiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım kolay gelsin yeleğimi örmek için farklı renklerdeki ipimi ayarladım 3 numaralı tığımı kullanıyorum iplerimin markası kar topunun baby one ipleri. Sizler dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Kutucuklar hazırlayarak örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekip burayı sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra birinci zincirin içerisine geliyorum. Giriyorum. Burayı kapatıyorum ve bir tane kutu oluşturuyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum buradaki yuvarlağımı şöyle çeviriyorum elimle. Şöyle bakınız. Tığımın başını doluyorum. 1 2. Iki. İkincinin içerisine girerek batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 2 tane kutu yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Zinciri çektikten sonra arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum 1 ve 2. Iki. İkinci zincire batıyorum. 1 2 şöyle rahat tutalım kutularımız büzülmesin. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Iki. İkinci zincirin altından girerek batıyorum. İçindeyim bakınız. 1 ve 2 defa da kapatıyorum. Kutucuklarımızı görmektesiniz. 1, 2, 3. 3 kapar kapamaz 3 zincir zincirimizi çektikten sonra olduğu yerde çeviriyorum tığımın başını doluyorum birinciye değil ikinciye batıyorum ve trabzanımı iki defa da çekiyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 3 zincir zincirimi çektikten sonra çeviriyorum tığımın başını doluyorum 1 ve 2 iki. ikinci zincirin içerisinden giriyorum 1 ve 2 1 2 3 tane zincir çeviriyorum tığın başını doluyorum birinci değil ikinci bakın şöyle şöyle birinci değil şurası değil buraya batıyorum 1 ve 2 1 2 ve 3 çeviriyorum tığımızın başını dolayalım birinci değil ikinci şöyle üstleri görülmekte araya giriyorum tam 41 tane olana kadar bu işlemimizi tekrar ediyorum. 1.ye değil, 2.ye girdim. İpimi yarımlamıyorum. 1 2 3 çeviriyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim bakınız. Kutucuklarımız bu şekilde hazırlanacak ve toplamda 41 tane olana kadar örelim. 41 kutumuzu örerek geldim. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41. Şöyle bırakalım. Kaç santime geldiğini birlikte görelim. Bir uçtan diğer uca 38 santim olduğunu görüyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. En son kutucuğumuzu bağladıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 3 3 zincirimi çektim. Şöyle örgümü de düzelttim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen yanındaki ilk kutuyu atlıyorum. İkinci kutunun içerisine bir defa başını doladığım tığımı girdiriyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere 1 2 2 tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum araya tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere iki tane trabzanımı da örüyorum bir ve iki üç zincirimi çektim ilk kutuyu atladım ikinci kutuya iki trabzan bir zincir iki trabzanımı ördüm şimdi yanındaki kutuyu yine atlıyorum diğer kutunun içerisine tığımın başını araya zincir çekmeden batıyorum bir tane atlıyorum diğer yuva içerisine giriyorum 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı yuvaya 2 trabzanımı örüyorum 2 trabzan bir zincir 2 trabzanımı bu şekilde ördüm araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum bir kutu atlıyorum diğer kutu içerisine 2 trabzan bir zincir tekrar iki trabzanımı örüyorum bir ve iki tığımın başını doluyorum kutuyu atlıyorum diğerine batıyorum iki tane trabzanımı örüyorum bir zincir araya tekrar iki trabzan bir ve iki Evet bu şekilde işlemimizi sona kadar örelim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan ve yandaki kutuyu atla şekliyle. Birinci sıramızı ördük. Bu şekilde tam 20 tane bu grubumuzdan oldu. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane yakamızın ilk grubu oldu. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. En son bu trabzan grubumu ördüm. Tığımın başını doluyorum. Son kutucuğun içerisine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 3 defa dalıyorum. 1, 2, 3. Diğerlerini ikişer defa da örmüştük. Burayı üç defa da örüyoruz. Son bitişi. 3 zincir çekiyorum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi bir zincir çektiğim bölüme girerek örmeye başlıyorum. 3 tane trabzan örüyorum. Alt sırada 2 trabzan örmüştük. Burada bir tane artırarak yeleğimizin roba kısmında genişliği sağlıyoruz. 3 oldu. Araya yine bir zincir Tekrar 3 tane trabzan. 1 2 ve 3 Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan sonrası bir zincir. Tekrar 3 tane trabzanımızı örelim. 2 ve 3 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımızı örüyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz şimdi son kez yine birlikte çalışalım 2 ve 3 bir tane zincir 3 trabzan 1 2 ve 3 Evet bütün gruplarımızı bu şekilde örerek bitirelim Robamızın ikinci sırasını yaparak tamamladık. 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan örerek ikinci sıra sonuna geldim. Sıramızın sonundayız ve bitişimizi yapmak için hazırız. Bir defa tığımın başını doluyorum. Altından giriyorum bakın boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Yine burada görmüş olduğumuz yuva içerisine 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Araya zincir çekmiyorum. Diğer trabzan grubu arasına giriyorum. 1, 2 ve 3 bir zincir 3 üç trabzan 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz yani trabzanları yaptığımız bölümde de aynı şekilde ikinci sırada örmüş olduğumuz gibi 3 trabzan bir zincir 3 trabzan arada zincir yok 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak sıramızı tamamlayalım yeleğimizin robasında bir sıramızı daha ördüm ve sıramın başına geldim sıramın başında en son trabzanımı ördükten sonra boşluğun içerisine bir defa tığımın başını doluyorum 3 defa da çekiyorum 2 ve 3 üç. üçüncüyü diğer rengimle çekiyorum ve 3 zincir 1 2 3 İpimizi buradan keselim sarıyı daha sonra düğümümüzü atalım isterseniz hemen atalım bir tane düğümümüzü ve örmeye devam edelim. Renk değişikliği yaptım. Çeviriyorum. İpimi şöyle arkadan alıyorum her ikisini ve örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. Yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir. Aynı yere 3 trabzan Hiçbir değişiklik yok. Diğer üst ördüğümüz sıranın birebir aynını tekrar ediyorum. Araya zincir çekmiyorum. Şöyle ipimizi de arkaya alalım. 1 2 ve 3. Araya bir zincir. 3 tane tırabzan. 1 2 3. Devam ediyorum. 1 2 ve 3 bir zincir bu şekilde sona kadar ilerleyelim sıramızı tamamladık en son trabzanımızı yapacağımız kenar bölümümüzdeyiz gayet güzel oldu bakınız taş rengimizle sarımız da gayet uyumlu oldu şimdi yaptığımız işlemlerimize bir bakalım kutucuklarımızdan sonra iki trabzan bir zincir iki trabzanımızı ördük diğer üç sırada ise üç tane trabzan bir zincir üç trabzan şekliyle üç sıramızı tamamladık üç sırayı aynı düzen üzeri ördük şimdiki öreceğimiz sıramızda her trabzanımızı birer tane artıracağız dört trabzan bir zincir dört trabzan dört trabzan bir zincir dört trabzan olarak gövdeye doğru genişliğimizi vereceğiz. Şimdi en son trabzanımızı örelim. Kenardan giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincirle de yukarıya doğru çıkıyorum. Arkayı çeviriyorum. Yine ortaya giriyorum. 4 tane trabzan örüyorum. Bu sıramızda bir tane artmış olacağız. 3 ve 4. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere 4 trabzan. 3 ve 4 zincirimle geri döndüm şöyle yakından göstermek istiyorum aşağıdaki 3 olan trabzan sayımızı 4'e çıkardık 1 2 3 4 araya bir zincir tekrar 4 tane trabzanımı ördüm arasına zincir çekmiyorum yeniden yuvaya giriyorum 1 2 3 ve 4 bir zincir tekrar 1 2 3 4 4 tane trabzan bir zincir 4 trabzanımızı örelim ve sıramızı bu düzen üzerine tamamlayalım sıramızın yeniden sonuna geldik 4 trabzan bir zincir 4 trabzanımızı ördük şimdi en son bölümdeyiz Trabzanımızı öreceğiz ve ben yeni rengime geçmek istiyorum. Önce başını doluyalım tığımızın bir tane zincirimizin içerisine girerek trabzanımızı örelim. Son ilmeğimizi yeni rengimizle kapatalım. Pembe rengimle kapatıyorum ve 3 zincir. 1, 2, 3 alttan alıyorum buradan ipimi kesip her ikisini düğümümüzle bağlayalım zincirimizi çekmiştik 3 tane şimdi burada örgümüzün formunda değişiklik yapacağız hep bir zincirin içerisine trabzanlarımızı örmüştük burada yine dört tane trabzan öreceğiz fakat ilk trabzanımıza örmüyoruz trabzan üzerleri örerek ilerleyeceğiz ilk trabzanımızı örmüyoruz atlıyorum 1 2, 3, bir tane de zincir içerisine öreceğiz. 4 tane trabzanımızı örmüş olacağız. Şimdi yaparak görelim. Tığımın başında doluyorum. Her zaman şu iç kısmı örmüştük. Bu kez birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanın içerisine örüyorum. Bakın birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Şöyle iplerimizi de alttan gizleyelim. Birinciyi atladım. ikinciye giriyorum. Diğer trabzanıma örüyorum. Bakınız diğer trabzanımda şöyle ipimi kaldırarak görülmesini sağladım. Zincirimiz iki trabzanımız. Şimdi üçüncü trabzanı bakın örüyorum. Üç tane trabzanıma ördüm. Sonra yuvaya giriyorum. Bakın şuradaki yuva içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Toplamda yine dört tane trabzanımı ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Ve yeniden yuvaya giriyorum. Bir tane trabzanımı buraya örüyorum. Tamam başını doluyorum. Sırası ile kalan 3 trabzanımı diğer trabzanlarımın üzerlerine örerek devam ediyorum. 3'ünü ördüm. Ve 4'ünü ördüm. 4 tane trabzanımız bir zincirimiz 4 trabzan son trabzanımızı örmüyoruz araya zincir çekmiyorum artık şuradaki ipimizi de şuradan keserek kaldıralım birinci trabzanı örmüyorum ikinci trabzanımı bakın burada daha rahat görünecek diğer sırayla trabzanlarımı ördüm 3 trabzanımı birer birer trabzan üzerine dördüncüyü araya ördüm Araya ördükten sonra yukarıya bir tane zinciri çekiyorum bölümleri ayırmak için. Tekrar ara boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan. Sırayla diğer trabzanlarımı da örüyorum. Toplamda ortaya ördüğümle birlikte 4 tane trabzan, bir zincir, 4 trabzanımıza ulaşıyoruz. Ve devam ediyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinciye 1. 2 3 ve bir tane de araya 4 bir zincir tekrar araya araya mutlaka örüyoruz sonra diğer 3 tane trabzanımı birer birer örüyorum toplamda 4 trabzan olarak bu sıramızı tamamlıyoruz pembe sıramızla da dörder trabzanımızı örerek geldim şimdi yeniden örmeye başlayabiliriz. Bitişimizi yine birlikte yapalım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Boşluğa giriyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yine alttaki gibi örmeye başlıyorum. 4 tane trabzanımızın ilkini örmüyorum. 3'ünü örüyorum. 1 tane de boşluğa örüyorum. Birinciyi atlıyorum. ikinciye batıyorum 1 2 3 boşluk yani aradaki bir zincir içerisine artışımı yaparak tekrar 4 tane trabzanımı örüyorum bir zinciri çekiyorum yine zincir içerisine giriyorum ve gerideki 3 tane trabzanımı örerek buradaki trabzanımla birlikte 4 tane trabzan sayısına ulaştırıyorum 2 3 ve 4 Evet 4 tane trabzanı ördüm. Bir atlıyorum. Diğerini örüyorum. Ve bu şekilde aynı alttaki yapmış olduğum işlemle sıramı tamamlıyorum. Araya bir zincir. Pembe rengimizde ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi hardar rengime geçiyorum ve bu robamızdaki son sıramız olacak başını bir defa doluyorum 1 2 3. hardal rengimle örüyorum ve 3 tane zincir 1 2 3 pembemi çekiyorum diğer rengimi de çekiyorum ipimizi buradan keselim küçük bir düğümümüzü atalım robamızın son sırasını başlangıç rengimiz olan hardal rengimizde tamamlayalım ve burada bir tane daha yine artışımızı yapalım şöyle bakalım öncesinde iki trabzan olarak örmüştük İki trabzan bir zincir iki trabzan 3 trabzan 3 trabzan 3 trabzan olarak ördük sonrasında 4 4 4 olarak ilerledik şimdi sayımızı bir tane artırarak 5 trabzan sayısına çıkarıyoruz şöyle ipimi arkaya alıyorum şöyle de kıvırıp alttan Gizlemek istiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. sırasıyla birer birer örüyorum. 3 tane trabzanım ördüm. Şimdi aradaki bir zincir içerisine 2 tane trabzan örerek bir sayı artmış oluyorum. Bir trabzan arttım. 1, 2, 3, 4 ve 5 Bir zincirimi çekiyorum. Araya iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve iki. İkinciyi de ördüm. Sonrasında üç, dört ve beş. Beş trabzana tamamladım. Aradaki artışlarımız iki oldu. Zincir çekmiyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir, iki, üç boşluğa giriyorum 4 ve bir tane daha örüyorum 5 5 trabzanım ördüm bir zincirimi çektikten sonra yeniden boşluğa iki tane trabzanım örüyorum ve 3 trabzanımı örerek toplamda 5 trabzan sayısına ulaşıyorum sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım 5 trabzan bir zincir 5 trabzan ortalara ikişer trabzanımızı çekelim. Hem zincirimizden önce iki zincirimizden sonra da ara boşluklara ikişer trabzan örerek artışımızı yapıyoruz. Yeterli ölçü olana kadar robamızı örerek tamamladık. Toplamda kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sırada robamız tamamlandı. Santim olarak ölçüsünü bir görelim. Şöyle tutuyorum. 10,5 santim uzunluğunda bir yaş için ideal daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız bir sıra ya da iki sıra daha ilave edebilirler örecekleri yaşlar için 3 yaş grubu için şöyle 12 olması yeterli 12 12 buçuk daha büyükler için öreceğiniz yaş grubuna göre kiloya da oranlı olarak daha büyük robalar çalışabilirsiniz şöyle görelim Şimdi birleştirme işlemi yapacağız. Birleştirme işlemi yapacağımız için öncesinde ben bölümlerini ayırdım. 1, 2, 3 dilim önümüze ayırdım ve işareti tam araya koydum. 1, 2, 3 işareti tam araya yerleştirdim. 1, 2, 3, 4 işaretimi yerleştirdim. 4 tane kolumuz için, 3'er önlerimiz için. Diğer kolumuz için yine 1, 2, 3, 4 Geriye kalan 6 tane dilim ise Arkamızı oluşturacak. Böyle eşit bir şekilde ayarladık. Bakınız, 3 ve 3, 6 arkamızda 6, 4 Dört ve 4 de kollarımız için ayırdık. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Rengimi değiştirmek istiyorum. Tekrar taş rengimi alıyorum. Tamın başını doladım. 1, 2 ördüm. 3. Kapanışı yeni rengimle yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra burada kullanmayacağım engimi kesiyorum düğümümü atıyorum örgümü çeviriyorum alta gizleyelim bir tane atlıyorum ikinci trabzandan başlıyorum yine bu sıramızda da beş tane trabzan olarak örelim 3 4 ortaya giriyorum 5 ortaya bir tane ördüm araya bir zincir çekiyorum tekrar araya bir tane trabzanımı örüyorum toplamda 5 trabzan olana kadar birer birer trabzanlarımın üzerine örüyorum. Sadece artış yaptığımız zaman iki trabzan bu artı ortaya örüyoruz. Geri kalan durumlarda ise birer birer örmekteyiz. 2 4 5 2 4 5 zincirimizin sağ ve solu. Tekrar bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1 bir tane ortaya bir zincirim tekrar bir ortaya birer birer trabzanlarımızı örelim İşaretimin olduğu noktaya kadar 5 trabzan şeklinde dilimlerimizi tamamlayalım son grubumuzu da hiç kesmeden birlikte yapalım ve 5 bir zincir bir trabzanın üzeri sadece artışlarda ortaya ikişer yapıyoruz iki trabzan bir zincir iki trabzan diğer zamanlarda birer tane üç dilimimizi ördük şimdi işaretimin bulunduğu noktayım dördüncü dilime geçmeden aradaki bir iki üç dört tane dilimimizi ayırmıştık diğer işaretimi taktığım yerden işaretimi çıkarıyorum şu şekilde kapatıyorum kolumuzu buradan ayırdık artık bu kısım kolumuzu oluşturacak ördüğümüz bölüm önümüz bakın dört tane dilimimiz burada üçünü ördüm bir iki üç ve dört hemen dördüncünün bitiminden itibaren başlıyorum tığımın başını doluyorum bir trabzan atlayıp yine aynı sırasından ilerliyorum üç 4 trabzan üzeri araya bir tane ördüm 5 bir zincirimi çekiyorum tekrar araya giriyorum trabzanlarımı örüyorum şimdi arkadan devam etmekteyiz şöyle görmenizi istiyorum önümüz kolumuzu ayırdık giliğimizin arkasından örüyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar beşer trabzan şeklinde örelim. Arkamızı örerek geldim. İşaretimi taktığım yerdeyim. 4 dilim kolumuz için ayırmıştık. 4 dilimin hemen baş ucundayım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi alıyorum. Son örmüş olduğum dilimi görmenizi istiyorum. Şöyle işaretim burada. Hemen büküyorum. Tığımı alıp işaretimin yanından ilk trabzan değil ikinci trabzandan aynen şimdiye kadar ördüğümüz düzen üzerine 5 tane trabzanımı örüyorum 3 4 bir tane de ortaya hep e, dilimlerimizi kaydırıyoruz ki güzel görünsün diye daha sonrasında birer birer örüyorum sıramın başına kadar aynı işlemimi tekrar etmekteyim ve böylece kolumuzu gövdemizden de ayırmış olduk şöyle bakalım şöyle çok güzel son trabzanımıza kadar geldim başını doluyorum giriyorum 1 2 3 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle yeleğimizin birleştirilmiş halini görmek için şöyle kapatalım önünü Evet, robamızı bu şekilde tamamladık. Arkasında görelim. Şöyle. Şimdi dilimlerimizi e, artışlar yaparak aşağıya doğru sadece gövde olarak örmeye devam edeceğiz. Eti yeliğimiz. yeleğimiz aşağıya doğru açılan bir yelek olduğu için sayılarımız aynı kalmayacak. Trabzan sayılarımızı belirli aralıklarla artış yaparak et, yeleğimizin etek uçlarına doğru şöyle açılmasını sağlayacağız. Şimdi e, ilk artışı buradan yapalım. Gövdemizden 5 olan trabzan sayımızı 6'ya çıkaralım. Biliyorsunuz şimdiye kadar yapmış olduğumuz gibi ilk atlıyorum. ikinciye batıyorum. Artışlarda sadece ortada iki tane trabzan ördüğümüz zaman oluşturuyoruz bakınız 2 4 şimdi ortaya giriyorum 5 eğer normal örseydik 5 ile tamamlayacaktık bir tane daha örüyorum artışımı yapıyorum bir zincirimi çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı orta boşluğa örüyorum 1 ve 2 birer birer şöyle görmenizi istiyorum kıreğimizin tek püf noktası artış yapmak istediğimiz zaman ortaya bir tane fazla yapıyoruz ve artışımız oluyor. Her dilimde artış olduğu için iliğimiz aşağıya doğru güzel bir şekilde genişlemekte. Şöyle görelim bakınız. 2 4 ve 6 oldu. 2 4 ve 6. Aynı şekilde diğerlerine de devam edelim ve e, hiçbir farklı işlem yapmadan bu e, 6 trabzanı 3-4 sıra örelim ne kadar yeterli olursa artmak istediğimiz yere kadar her sıramızı yine alt'ışar altışar trabzan şeklinde örelim sonrasında yeniden birlikte olalım. Örmesi yeterli uzunluk ölçüsü olana kadar renklerimizi değiştirerek örmeye devam ettim. 7 tane trabzan, bir zincir 7 trabzan olarak yukarıda artmıştım. Aynı ölçü üzerine tamamladım. Kol altından sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane taş rengimiz 4 sıra. 2 sıra pembe 6, 1 sıra hardal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 toplamda 16 sırada yeleğimizin kol kısmından sonra olan bölümünü örerek tamamladım şöyle görmenizi diyorum. Bakınız gayet güzel oldu. En son iki sıra olarak kardal rengimi ördüm. Şimdi yukarıya doğru kenar çalışması yapmaya başlayabiliriz. Daha geniş olmasını isteyen arkadaşlarımız aynı yukarıdaki sıralarda yapmış olduğumuz gibi artışlara devam ederek artarak istedikleri ölçü olana kadar devam edebilirler. Şimdi en alt sırayı iki sıra hardal ördüm. Başlangıçta da hardalla başlamıştım. Yanlarına hardalla tamamlamak istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanıma giriyorum. Bir. Tekrar aynı yere batıyorum. İki. Diğer trabzanıma geçiyorum. Başını dolayıp tek seferde. Başını doluyorum. Aynı yere. Başını doluyorum. Diğer trabzanıma bulunduğu yere giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sırayla bütün kenarları bu şekilde örüyorum. Eğer eliniz sıkıysa 3 tane olarak da örebilirsiniz. Üst durmayalım. Bakın şu şekilde gayet güzel durmakta. Şimdi ben yukarıya doğru yani yaka kısmına doğru bu şekilde örerek ilerliyorum. Sıramızın başına kadar örerek geldim. En son bakınız şu kısımda bırakıyorum. Doluyorum iki defa da giriyorum. Bir defa çekiyorum. Her bir trabzanı iki defa örüyorum. İki. En son kutucuğumu örmüyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Kenarımızı bu şekilde ördüm yaka kısmını örmeyelim diğer kısımdan başlayalım diğer önümüzden yine ilk kutucuğumuzu çalıştığımız yerden başlamayalım bir altından başlayalım kutucuğumun bulunduğu yeri örmüyorum hemen alttan giriyorum bir zincir çektim ipimi alıyorum tek sefer çekiyorum diğer trabzanı bir 2 diğer trabzan sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramızın altına kadar örerek geldim. Sıramızın diğerinde bakınız alt kısmına geçiyoruz. Etek ucunu iki defa örmüştüm. 3 Bir tane daha örüyorum. Üçüncüyü ördüm. Daha sonrasında bütün trabzanlarıma birer birer batıyorum ve altı da bu şekilde tamamlıyorum. Şuradaki bakınız bir zincir çektiğim yere iki defa giriyorum. Bir ve iki. Trabzanlarımız birer birer tepe noktalarına batıyorum. Bakın birer birer şöyle biraz ışığımızda sıkıntı oldu. Araya batıyorum. Sadece şu noktaya iki defa batıyorum. Diğer bölümleri birer birer örerek tamamlıyorum. Altı da sona kadar örerek geldim. Bakın gayet güzel oldu. Dilimlerimiz çıktı. Buradaki dilimleri daha belirgin istiyorsanız 2 değil 3 ya da 4 de doldurabilirsiniz. O zaman daha şöyle sivri sivri olacaktır. Evet en son dolgumu yaptım. Diğer tarafa şöyle geçişimi yapıyorum. Başını girdiriyorum tığımın. Bir zincirimi çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum ve alt kısmı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz daha önce yapmış olduğumuz üst kısımda bağlantımızı kurduk şöyle bakın işte tekrar hatırlatmak istiyorum. 3 ya da 4 yaparsanız şu kısım daha sivri içe doğru yani dışa doğru olur buradaki zikzaklarımız daha belirginleşir yakamızın bağcığı için zincir çalışması yapalım Dilerseniz kordonla da yapabilirsiniz şöyle seyrek seyrek zincirlerimizi çekelim dilerseniz iki kat olarak da yapabilirsiniz ama tek kat gayet güzel olmakta şöyle bakın gevşek gevşek çektiğimiz zaman yeterli ölçü olana kadar zincirimizi çekelim zincirimi yeteri kadar çektim hemen hemen bir metreye yakın zincir çektim ipimi koparmadım ucunda duruyor diğer başladığım yönden takmaya başlıyorum diğeri tığımızda buradan geçirelim her birisinden girip çıkıyorum birer birer tığdan da yardım alabilirsiniz çengelli iğnelerden de Şöyle. Devam ediyorum. Paçamızı kutucuklarımızın içerisinden geçirdim. Şöyle bakalım. Şimdi uç kısımlarında 20'şer santim boş bıraktım ve burası rahat bir şekilde duruyor. Diğer tarafı da başlangıçta bu şekilde uzun bıraktım. Şimdi her ikisinin ucuna minik birer çiçek çalışması yapmak istiyorum. Burada ipimizi koparmadığımız için önce burayı örelim. Geri dönelim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine bir defa başını doluyorum. 1, 2, Aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum. 1 2 1 2 toplamda zincirimizle birlikte 1 2 3 4 tane oldu. 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Bu 5. oldu. Çiçeğimizin ilk sırasını ördük. Yani ilk yaprak bölümünü 3 zincir çekip yukarıya çıkıyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3, 4, 4 tane trabzan ördüm. 3 zincir, 4 trabzan, 3 zincir batıyorum Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 zincirle aşağı inip 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Gidiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan ördüm. 3 zincirle iniyorum. yaprakla şöyle hoş bir çiçek çalışması yaptım. Bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Şöyle görelim çiçeğimizi. İpimizi içeri gizleyelim. Çiçeğimizin aynısını diğer uçta da çalışıyoruz. Uç noktaya bir ikinci zincire giriyorum. İpimi alıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum abzanlarıımı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan ördüm 3 zincir çekip aynı yere batıyorum aşağıda örmüşüm biraz ama 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 3 ve 4. 3 zincir batıyorum. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. İkisini ördüm. 1 2 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum atıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra şimdi kesip içeriye gizliyorum ve üç tane çiçeğimi de bu noktada da bu şekilde tamamlıyorum Evet sevgili arkadaşlar bağcığımızı da tamamladık yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi şu şekilde görmenizi istiyorum bir buçuk iki yaş bir yaş civarı çocuklarımız çok rahatlıkla bu güzel çalışmamızı giyebilirler. Şöyle arkasını çevirip görmenizi istiyorum. Arkasından da bu şekilde yeleğimiz görülmekte. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.